Yaşasın Kral. 1993 bitti, yaşasın 1994. Bu ikinci yıldır Aktüel Dergisi için sizlere yaşadığımız 12 ayın toplu bir bilançosunu yapıyoruz. Olaylar sıcakken insanı başka türlü etkiliyor. Aradan yıllar geçtikten sonra ise her şeyi bambaşka görüyoruz. Hele düşünün, bu kaseti yıllar sonra seyredecek olan torunlarınız veya torunlarınızın çocukları neler düşünecekler? Bize belki gülecekler, belki acıyacaklar. Ama ne yapalım ki? Bizler bu olayların içinde kavrulduk. Onların sıcaklığını hissettik. 1993 doğrusu bambaşka bir yıl oldu. Türkiye'de yılın lideri Tansu Çiller oldu. Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı sıfatıyla medya rüzgarında arkasını aldı. Doğrusu bu sıfatını Clinton'a karşı kullanmayı da bildi. 1993'te Türkiye'de en çok Tansu Çiller konuşuldu. Dünyada yılın lideri ise Yaser Arafat'tı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri 30 yıllık mücadelesinde çok önemli bir zafer kazandı ve İsrail'in Filistin devletini resmen tanımasını sağladı. Kendini yıllar boyu terörist kabul edip öldürmek için arayan İsraillilere liderliğini kabul ettirdi. Moskova'da parlamentonun bombalanmasıydı. Bir devlet başkanı bütün dünyanın ve kendi halkının gözleri önünde kendi parlamentosunu bombaladı. 93'ün en önemli diğer olayı da Bosna Hersek'teki insanlık dramıydı. Sırplar Boşnakları Avrupa'nın göbeğinde ve Avrupa'nın gözleri önünde katletmeye devam ettiler. Bosna'daki kan, gözyaşı ve acı 1993'ü adeta lekeledi. Özal'ın ölümü Türkiye'de yılın olayıydı. Cumhurbaşkanı 17 Nisan günü kalbine yenik düştü. O kalbin durmasıyla siyaset sahnesinde de inanılmaz bir değişim yaşandı.
1993 Türkiye için kolay kolay unutulmayan olaylarla dolu geçti. Turgut Özal'ın beklenmedik ölümü Türk siyasetinde bilardo oyunundaki gibi tüm dengeleri ve liderlerin tüm yerlerini değiştiriverdi. 93'te terörle kalktık, terörle oturduk. Birbirimizle kavga ettik. Anlaşsak dahi birbirimizi kırdık, yaraladık. Tabii ilk şok Özal'ın vedasıyla yaşandı. Elveda diyorum. Elveda benim değerli vatandaşlarım. Dedi ve gitti. 17 Nisan sabahı bir devrin kalbi durdu. Türkiye'nin son 10 yılına imzasını atan insan 17 Nisan sabahı son noktayı koydu. Ankara caddelerinden tekbirlerle uğurlanan Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanıydı. Giden Turgut Özal'dı. Bu olayla siyaset sahnesi temelinden sarsıldı. Tüm dengeler değişti. Hiç beklenmeyen olmuş, Çankaya Köşkü sahipsiz kalmıştı. Cenaze kaldırılırken herkesin aklında aynı soru vardı. Çankaya'ya kim çıkacak? Ve oraya kimi çıkaralım derseniz, oraya demokrasinin bayrağını çıkarmak, demokrasiyi çıkarmak. İşte yapacak olan şu. Demirel için demokrasi kendisiydi. Koalisyon ortağı SHP için de öyle olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anlaşıldı. Yıl sürprizlerin yılıydı. Türkiye'nin en uzun ömürlü siyasetçisi 16 Mayıs günü DYP ve SHP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Komutanların zamanında iki kez siyasetten uzaklaştırdığı Demirel, şimdi komutanların selamı altında köşke yerleşiyordu. Bir boş koltuk doldurulmuş, sıra öbürüne gelmişti. Şimdi DYP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık koltuğu sıradaydı. Oraya kimin oturacağı sorununun yanıtı 13 Haziran'da alındı. O gün DYP kongresi vardı ve DYP'liler beklenilmeyeni yapıp eski kurtların arasından bir hanımı, Profesör Tansu Çiller'i hem partinin hem de ülkenin başına geçirdiler. Baba dönemi işte o gün sona erdi. Herkesedir anne şefkatiyle kucaklamak, hepinizin can bacısı olmaktır. Ama asıl beklenmedik gelişme SHP'de yaşandı. Başbakan herkesi kucaklarken başbakan yardımcısı herkese Allah'a ısmarladık diyordu. Allah'a ısmarladık. Ben bu liderlik işinden sıkıldım, gidiyorum. Dediğini de yaptı. Erdal İnönü 12 Eylül günü SHP kongresinde genel başkanlık sıfatını salonda bırakıp gitti. SHP'liler onu ömür boyu hatırlayacaklarını söyleyerek uğurladılar. İnönü'nün gidişini alkışlayan eller az sonra Murat Karayalçı'nın gelişine tempo tuttu. Artık yeni lider Kara Murat'tı. Karayalçı'nın SHP Genel Başkanı olmasıyla koalisyon hükümeti hepten çehre değiştirdi. Bu değişiklikle de demokrasilerde eşine kolay rastlanılmayacak bir durum ortaya çıktı. Ülkeyi sandıktan çıkanlar değil, kongrelerden galip çıkan liderler yönetmeye başlamıştı. Çiller ve Karayalçın ikilisi İnönü-Demirel ikilisinin yerini aldı. 1993'ün sonuna gelindiğinde ise bilanço pek farklı değildi. Patlayan çöplükler, ardı ardına gelen yolsuzluk dosyaları yanı sıra ülkenin tüm gündemini tek konu işgal etti. Terör. Önce enflasyon terörü geldi. Bir yıl öncesine oranla biraz daha artıp %70'i buldu. Diğeri ise asıl terördü. PKK için 1993 içeride ve dışarıda patlama yılı oldu. Önce ateşkes ilan eden Abdullah Öcalan kısa bir süre sonra taraftarlarına hücum emri verdi. Olaylar birdenbire büyüdü. Toplu katliamlar, büyük suikastlar, masum insanların öldürülme haberleri günlük hayatımızın bir parçası oldu. Bıçak kemiğe dayandı. PKK böylesine saldırıya geçince Türk toplumundaki tepkiler de arttı. Öfke her olayla birlikte büyüdü. Cepheleşme derinleşti ve Türk devleti de sertleşti. Bir yandan yeni yasal önlemler alınması ve arttırılan güvenlik tedbirleri,
Öte yandan da dış kaynakların üzerine gidilmesi PKK'yı güç duruma soktu. İlk defa PKK'ya yeter dedi. Fransa ve Almanya örgüte kapılarını kapattı. Çillerin önce Alman Başbakanı Kohl, ardından Amerikan Devlet Başkanı Clinton ile yaptığı görüşmeler etkili oldu. Washington Türkiye ile bir adım daha yakınlaşırken Ankara hem İran hem de Suriye üzerindeki baskılarını arttırdı. Çekiç gücün süresi uzatılırken de Kuzey Iraklı Kürt liderlere ardı ardına uyarılar yapıldı. Türkiye'nin iç ve dış politikaları 1993'te tamamen PKK terörüne endekslendi. Ancak yine de geride toplam 5000'e yakın ölü, binlerce yaralı kaldı. Terör bitmedi ve tüm ümitler 1994'e bağlandı. Terör olaylarında asıl dikkati çeken diğer bir gelişme bazı kökten dincilerin silah kuşanmasıydı. Korsan gösteriler yaptılar, çok sayıda eyleme imza attılar. Silah bulamadıkları zaman ise kibrit kullandılar. İki Temmuz akşamı Türkiye Sivas'tan gelen bu görüntülerle sarsıldı. Tekbirlerle yakılan bir otelin görüntüsüyle. Yazar Aziz Nesin'in Pir Sultan Abdal etkinliklerinde yaptığı konuşma birilerini harekete geçirmiş. Yaşasın şeriat diye bağıranlar Madımak Oteli'ni sarmışlardı. Madımak Oteli'nde layık olduklarını söyleyen yazarlar, şairler, sanatçılar vardı. Ve 37'si bir daha hiçbir şey söyleyemediler. Diri diri yakılmışlardı. Sivas'ın acısı Ankara'ya ulaştı. 37 tabutlu cenazede binlerce kişi öfkesini meclisten çıkardı. Ama ne 1993'te ne de daha önce hiçbir öfke 24 Ocak günkü kadar şiddetli olmadı. O gün Ankara Karlı Sokak'ta bir bomba patladı. Bu patlamayla adeta ülke sarsıldı. Karlı Sokağa damlaya damlaya büyüyen öfke sonunda sel oldu. Sel caddeleri kapladı. Laik yazarın arkasından laik on binler yürüdü. Laik on binler unutuldu sanılan marşları bir ağızdan söyledi. Ülkemizde sadece karamsarlıklar ve kötülükler yoktu. Kara bulutların arasında güler yüzler, neşe saçan şarkılar, unutulmayan klipler de vardı. 93 medya içinde son derece ilginç geçti. Ne kavgalar ettik bilemezsiniz. Hepimiz birbirimizle kanlı bıçaklı olduk. Ay mezar. 1993'te Türk sinemasının başkenti çelişki gibi görünse de Berlin oldu. Sinan Çetin'in Almanya'da çektiği Berlin in Berlin, Türkiye'deki eleştirmenlere yaranamadı. Gitti, Moskova Film Festivali'nde ödül aldı. Amerika,
hem fiyakalı hem delikanlı. Şener Şen, Lale Mansur. En çok seyredilen, gişe hasılat rekorları kıran bir başka film ise yabancıydı. Amerikalı. Bu yıl Türk gençliği Tarkan'ı keşfetti. Bazıları ona kıl oldu. O ise kıl oldum abi parçasıyla uzun süre listelerde bir numara oldu. Bu kader senin şerefine emin olur. Yılın akrabası ise Emmioğlu'ydu. Ferdi Tayfur öldü denilen arabeski 1993'te Emmioğlu ile yeniden dirildi. Bu dirilişte kuşkusuz gitarlı, tabutlu, çilingir sofralı Emmioğlu video klibinin büyük etkisi oldu. Uzun ömrüm yer yolunda kısaldı. Süperstarların 1993 madası ise Türkiye'ye gelip stadyum konseri vermekti. Türkiye'ye gelip konser vermeyen adeta kalmadı. İstanbul İnönü'de Madonna ve Michael Jackson, İzmir Efes'te ise Sting binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. ...1993 medya dünyasında da savaşlara sahne oldu. Yılın başında başlayan ansiklopedi savaşları sonuna kadar devam etti. Televizyon kanalları birbirine girdi. İşe bir süre sonra gazetelerde karıştı. Köşe yazarları birbirlerini ağır bir dille suçlayan yazılar yazmaya başladılar. Ancak yine de 93'te özel radyo televizyonlar daha çok konuşuldu. Radyoların sayısı 1000'i, televizyonların sayısı da 100'ü aştı. Kanallar arasındaki reyting savaşları sırasında yeni programlarla tanışıldı. Reality şovlarda Türk izleyicisi televizyonlarının başında acı ve bol kan ile karşılaştı. Dedikodu programlarında ise sosyeteyi keşfettik. 900'lü hatlarda ünlülerin en gizli anılarını öğrendik. Ancak bütün bunlara rağmen demokratik bir televizyon yasası bu yılda çıkamadı. Umutlar gelecek yıla kaldı. ...1993'te alınan acı haberlerin tek kaynağı terör değildi. Yılın en acı haberlerinden biri Paris'ten geldi. Türkiye, Abidin Dino'yu kaybetti. Mutluluğun resmini çizip çizemediğini artık hiç öğrenemeyeceğiz. Artık Hababam sınıfını okurken de gözlerimiz nemlenecek. Rıfat Ilgaz, Güdük Necmileri, İnek Şabanları, Tulum Hayrileri ile yani Hababam sınıfını öksüz bırakıp gitti. Adnan Kahveci'yi en olmadık buluşların en açık sözlü savunucusunu trafik terörüne kurban verdik. Türk burjuvazisi babasını Nejat Eczacıbaşı'nı kaybetti. Burjuvazinin kaybı Eczacıbaşı ile sınırlı kalmadı. Babacan fabrikatör rollerinin unutulmaz ve yoksul oyuncusu Hulusi Kentmen de 93'te hayata veda edenler arasındaydı. Filmlerinin değil ama mafyanın en renkli ismi de geçen yıl cenazesi kalkanlar arasındaydı. ...93'te yılın en büyük hayal kırıklığını ise İstanbul yaşadı. Yazları içecek su bulamayan İstanbul 2000 yılı olimpiyatlarına talip oldu. Ancak Katibin şarkısı olimpiyat oyunlarını Monaco'dan Türkiye'ye getirmeye yetmedi. İstanbul'a gider iken altına bir yağmur. Yes. Seyirci bu gelişmelere üzülürken 93'ün en çok sevinen seyircisi ise Galatasaraylılar oldu. 93'te Galatasaray önce Türkiye'nin şampiyonu oldu. Ardından Avrupa'ya açıldı. Sporda da umutlar Galatasaray ile birlikte gelecek yıla kaldı. Yeah.
yükselişte kuzeyimizdeki Rusya'daki gelişmeleri dehşetle izledik. Çünkü herkesin demokrasi havarisi diyerek göklere çıkarttığı Yeltsin muhalefetini susturmak için kendi parlamentosunu bombaladı. Olayları şaşkınlıkla izledik çünkü düne kadar hiç tanınmayan, adı sanı duyulmamış biri Jirinovski Rus halkının gözdesi haline geldi. Moskova'daki bu önemli gelişmeler tabii eski Sovyet topraklarına da yansıdı. Ermeniler Karabağ'ın tamamını ele geçirip Azeri topraklarına girdiler. Burnumuzun dibinde Abhazya'da, Gürcistan'da kanlı çatışmalar yaşandı. Ruslar Kafkaslar'da ve Orta Asya'da kaybettikleri eski etkinliklerini kazanmaya başladılar. Rusya 93'te dirilme sürecine girdi adeta. Он дал краткое изложение заседания кабинета министров. Rusya 1993'te en çok konuşulan ülke oldu. Yıl boyunca tam bir kaos vardı. Komünist reformcu çekişmesi kanlı bir iktidar kavgasına dönüştü. Ekonomik bunalım daha da derinleşti. Ama yine de 93 Rusya'nın ayakları üzerinde doğrulmaya başladığı bir yıldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yaşanan şok artık geride kalmıştı. Rusya eski cumhuriyetlerin çoğunu kendi etrafında yeniden toplamaya başladı. Kanlı parlamento baskını ise yılın olayıydı. Başkan Yeltsin, Eylül ayı sonlarında reformlarını sürekli engelleyen parlamentoyu kapattı ve direnme sürünce bombalayarak demokrasiye paydos dedi. Silahlı muhalefet grupları televizyon binasını ele geçirmeye çalıştı. Moskova tam bir kan gölüne dönüştü. Yine de 4 Ekim sabahı uyananlar gözlerine inanamadı. Dünyada belki de ilk kez bir parlamento tank ateşine tutuluyordu. Yeltsin, muhalefetin kalesi parlamentoyu yok etmeye karar vermişti ve bunu kanla barutla yapıyordu. Moskova'nın göbeğinde tam bir savaş yaşandı. Her yerden kurşun yağdı. Sonuçta yüzlerce kişi öldü. Muhalefet liderleri tutuklandı. İsyan bastırıldı. Yeltsin burasını yerle bir ettiği gün muhalefeti tümüyle ezdiğini düşünmüştü. Artık iktidarını güçlendirmiş dikensiz bir gül bahçesi yaratmıştı. Ama yanıldığını anlaması için yalnızca 2 ay geçmesi yetti. 12 Aralık'ta seçime giderken yeni parlamentonun kendi destekçileri tarafından doldurulacağına emindi. Ama sandıktan herkesi şok eden bir sonuç çıktı. Şoka sokan adam buydu. Vladimir Jirinovski. Liberal Demokratik Parti'nin lideri. Kısa bir süre öncesine kadar kimsenin ciddiye almadığı Jirinovski milyonlarca oy toplamayı başardı. Parti listeleri temelinde yapılan seçimi ilk sırada tamamladı. Ana muhalefet partisi oldu. Jirinovski Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak istiyor. Alaska'yı, Almanya'yı bombalamaktan, Türk dünyasını ortadan kaldırmaktan söz ediyor. Batı birdenbire eski Rus tehdidinin soğuk rüzgarını hissetti. Kuşkuyla bu yeni lideri izlemeye başladı. ...1993 yılında uluslararası kamuoyunun gözü Moskova'daydı ama... ...Kafkasya'da da çok önemli gelişmeler yaşandı. Karabağ'daki savaş Azeri dramına dönüştü. Ermeniler Karabağ'ı ele geçirmekle kalmadı... ...Azerbaycan topraklarının %25'ini de işgal ettiler. Türkiye'den beklediği desteği bulamayan Azerbaycan Devlet Başkanı Elçi Bey de... ...bu toz duman içinde iktidardan indiriliverdi. Yerine eski komünist lider Aliyev geçti. Azerbaycan Ankara'dan koptu ve kerhen dahi olsa Moskova'ya yanaştı. Ankara'nın çok önem verdiği petrol boru hattı projesini askıya aldı. Bütün bu olanlar birdenbire Rusya ile Türkiye arasında soğukluk başlattı.
Başbakan Tansu Çiller'in Moskova ziyaretinde de gündemdeki konuların başında Kafkasya geliyordu. Çiller'in Kremlin'den ayrıldığında söylediği sözler çok önemli iki mesaj içeriyordu. Başbakan, öncelikle Adriyatik'ten Çin'e Türk dünyası sözünün artık kullanılmayacağını açıkladı. Türkiye ilk geri adımını atmıştı. Ankara için Moskova, Batı'dan farklı görülüyor ve Rus milliyetçiliği bir tehdit olarak algılanıyordu. Balayı bitmişti. Kuşkusuz Orta Doğu'ydu. Saddam hala Bağdat'ta oturdu. Kuzey Irak'ta Kürtler devletlerini oluşturma yarışına girdiler. Kuveyt'te eski tas, eski hamam, sanki bir şey olmamış gibi yaşam sürüp devam etti. Dünyayı asıl şaşırtan olay İsrail ile Filistinlerin barış anlaşmasıydı. 45 yıllık iki düşmanın el sıkışması her şeyi değiştiriverdi. Adeta 1993'e damgasını vuran olaydı diyebiliriz. Önce alkışlar duyuldu. Sonra ilk tebrikler geldi. Ama Beyaz Saray'ın bahçesinde toplanan kalabalık aslında bir başka tokalaşmayı bekliyordu. Nihayet Başkan Clinton'ın biraz itelemesiyle o da gerçekleşti. İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin bir anlık kararsızlıktan sonra kendisine uzatılan eli havada yakaladı. Yasser Arafat ondan sonra Dışişleri Bakanı Şimon Peres'e uzandı. Daha bir yıl öncesine kadar birbirlerini yok etmek için silaha sarılan bu eller şimdi Washington'da tarih yazıyorlardı. 45 yıldır birbirleriyle kanlı bıçaklı olan iki ezeli düşman Amerika'nın araya girmesiyle nihayet anlaşma yolunu seçmişti. Böylece 1993 Orta Doğu'da dengelerin yeniden kurulmaya başlandığı yıl oldu. Ama her şeye rağmen dünyanın bu en karışık bölgesi 1993'te de belirsizliklerden kurtulamadı. Anlaşmanın uyandırdığı sevinç uzun sürmedi. İşgal altındaki topraklarda olaylar kısa bir durgunluktan sonra yine başladı. Orta Doğu'daki bu gelişmeler Türkiye'nin tutumunu da etkiledi. Ve 45 yıllık bir aradan sonra Ankara ilk defa Tel Aviv ile resmen yakınlaştı. Hikmet Çetin, İsrail'i ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu. İki ülke arasında imzalanan stratejik işbirliği yepyeni bir ilişki dönemini de başlattı. Irak, 93'ü yine ambargo altında geçirdi. Yine petrolünü satamadı. Orta Doğu'da barış için arabuluculuk yapan Amerika, aynı yumuşaklığı Saddam'a göstermedi. Saddam'ın kolunu kanadını kırıp Irak'ın silahlarını yok etmek için Bağdat'ı tam 3 kez tekrar bombaladı. Ama Saddam bütün bunlara rağmen ayakta kaldı. Pakistan'da Benazir Bhutto 3 yıl aradan sonra yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu. Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki depremde ise 30 bin kişi hayatını kaybetti. Mısır'da ise aşırı dincilerin saldırıları giderek arttı. Ve bu olaylardan Mısır Başbakanı da nasibini aldı. Arabasına konan bombadan şans eseri kurtuldu. Arap dünyasında ise aşırı dincilerin tehditlerine rağmen Mısır televizyonunda yayınlanan bu klip bir numara oldu. ...1993'te gerçekleşmeyen umutlar 1994'e bırakıldı. Yine de 12 ayı sağlıklı bitirenler en karlı çıkanlar oldu.
Arap dünyası hala bu klibi dinliyor. Batı dünyası ise bambaşka bir yıl geçirdi. Avrupa hem ekonomik kriziyle mücadele etti hem de bitmeyen Bosna felaketini izlemekle yetindi. Avrupalılar böyle de Amerika daha mı farklıydı? Hayır. Washington Bosna'dan kaçtığı gibi Somali'de de elini yaktı. Amerikan halkı dünya jandarmalığından bıktı, içine kapanma dönemine girdi. Özetle 1993 Batı için pek şanslı bir yıl oldu denilemez. Avrupa 93'e girerken kendini dev aynasında görüyordu. Adı önce ortak pazardı, sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu oldu. Ardından Avrupa Topluluğuna dönüştü. Yeni ismi ise çok daha iddialı, Avrupa Birliği. Ama geçen yıl bu birlikten kuvvet doğmadı. 12 elin sesi pek çıkmadı. Avrupa ekonomik durgunluk, ardından gelen parasal kriz ve Bosna Hersek'te yaşanan dramı çaresiz seyretti. Adı büyüdü ama kendi küçük kaldı. Sınır kavgaları, etnik anlaşmazlıklar ve saldırgan milliyetçilik akımları 1993'te Avrupa'nın doğusunu bir çığ gibi sardı. Her yanda, her an patlamaya hazır bombalar oluştu. Avrupa barış ve huzuru araya araya bir yılını bitirdi. İşte bu gergin ortamda Rusya'dan korkan eski Varşova Paktı üyesi ülkeler güvenliklerini sağlamak için çareyi NATO'ya sığınmakta buldular. Kapısının önünde uzayan kuyruk karşısında NATO şaşkına döndü. Rusya'yı yalnızlığa itmemek ve dışlamamak için bu ülkelerin üyelik taleplerine olumlu yanıt vermedi veya veremedi. Buna karşılık güvenlik kaygılarını gidermek amacıyla Barış İçin Ortaklık isimli bir formül ortaya attı. Avrupa 1945'ten beri unutmaya çalıştığı faşizmle 1993'te adeta yeniden yüzleşti. Avrupa'nın tam göbeğinde Almanya'nın Solingen kentinde faşizmin, ırkçılığın korkunç yüzü yeniden ortaya çıktı. Türklerin kaldığı evi kundaklayan neonaziler 5 Türk'ü evlerinde diri diri yaktılar. Bütün dünyanın lanetlediği katliam Avrupa'ya uzun yıllar unutulmayacak kara bir leke bıraktı. Avrupa neonazilere karşı ne yapacağını, Sırpları nasıl durduracağını, sınır güvenliğini ne şekilde sağlayacağını düşünerek bir yılı geçirdi. İçin 93 içeride ekonomik durgunluktan kurtulma, dışarıda ise başarısızlıklar yılı oldu denilebilir. En tipik örneği de Somali'ydi. Aç insanları doyurmak için Hollywoodvari bir çıkartma yapan ve alkışlarla karşılanan Amerikan askeri kabileler arası savaşın içine düştü. Sonunda sokaklarda itilip kakılmaya, silah çekilmeye, sürüklenmeye, öldürülmeye başlanınca da Washington Somali'den geri çekilme kararı aldı. About the crying game, I've had my share of the crying game. First there are kisses, then there are sighs, and then
Dirseklerin üzerinde acil servisinden girdiği halde... Bütün bu olaylara bakıp ne kadar iç kapayıcı bir yılmış diyebilirsiniz. Hayır, o kadar da değil. Güzellikler de vardı. Bizi bazen güldürdüler, eğlendirdiler, bazen ağlattılar, ancak hepimizi gerçeklerin dışındaki bambaşka bir dünyaya götürdüler. ...1993'te Hollywood Amerika'yı yeniden keşfetti. Yılın bütün dünyada en çok dinlenilen müzikleri de bu keşifler sırasında ortaya çıktı. 1492 Conquest of Paradise filminde Gerard Depardieu Amerika'yı keşfederken... ...fondaki müzik birçok kişinin tüylerini diken diken etti. Hayvanı ise gişe rekorlarını kıran bir Amerikalıydı. Steven Spielberg'in dinozorları sinemaya giden çocukları hop oturttu hop kaldırdı. Dinozorlar Hollywood'a tam 9,5 trilyon Türk lirası kazandırdılar. Yılın en ahlaksız teklifi de diğerleri gibi Hollywood'dan çıktı. Karınızı 1 milyon dolara bir geceliğine bir başkasına verir misiniz sorusu ve bu sorunun yanıtı sinema salonlarına milyonlarca seyirci çekti. Yılın koruması ise Kevin Costner'dı. Geçen yıl kurtlarla dans eden Costner, bu yıl Whitney Houston'a aşık oldu. Filmin müziği ise birçok aşığın parolası haline geldi. İtalya'da gözyaşı döktü. İtalyan sineması La Dolce Vita'sını kaybetti. Federico Fellini'nin ölümü beyaz perdeye hüzünlü bir gölge düşürdü. Gözyaşı döken yalnızca sinema dünyası değildi. Yılın mega skandalı da yine Amerika'da yaşandı. Çocukların sevgilisi Michael Jackson'ın çocuklara başka bir gözle baktığı iddiası ortaya atıldı. Başta mega star olmak üzere milyonlarca hayranı korkulu anlar yaşadılar. Kimin iyi, kimin kötü olduğu pek anlaşılmadı. Yılında moda dünyası zamanda uzun bir yolculuğa çıktı. 60'lara geri döndü. Dağınık giyinmek moda oldu. Ancak Chanel gibi ünlü moda evleri ise ünlü mankenleri kadınsı giydirmeyi tercih ettiler. Aşkları, savaşları ve kinleriyle geçen bir 12 ay. Geriye dönüp baktığımızda hep hatırlayacağımız ve ah neydi o günler diyeceğimiz bir yıl. 1994'te tekrar buluşmak ümidiyle. Nice yıllar efendim. Sometimes I get to feeling I was back in the old days long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know.
Altyazı M.K.